31 Mart 2019'da başladığı hizmet maratonunda Derince'ye birbirinden önemli projeler kazandıran Başkan Aygün, geride kalan 4 yıllık süreci değerlendiren bir tanıtım programı düzenledi. Yenikent Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya katılım son derece yüksek olurken Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, toplantıda ilçeye kazandırdığı eser ve hizmetlerle yapımını planladığı projeleri kamuoyuyla paylaştı. Emin olabildik, biz de Camşı'ya koyduk, 2 ay önce de getirdik, kendisine sunduk, Camşı altımızda kurduk. Evet, sosyal hizmetlerde yine sıcak yemekli, erzak paketiydi, tekerlekli sandalyeydi, mutfak tüpüydü. Çocuklarımıza yapmış olduğumuz yine kırtasiye ve kul yardımıydı. 29 aileye de evini tepeden tırnağa, yani çadırdan tavana kadar döneştirdik. Tabii bu konuda büyükşehirimizde malzeme destekleri de oluyor, burada verilmem de fayda var. Tahtalı göletimiz. Bu göletimizin hemen yanında 20 dönüm bir çamlık vardı. Burası gerçekten çamur içerisinde dikenlikli. Şu anda tertemiz yaptık, dalları budakladık. Aynı zamanda yine gölette tekne turları yapmak için iskelemizi yaptık. Yine 10 tane taş ev yaptık, 24 tane de karavan tesisi kurduk. Yaz kış kalabileceğiniz kliması ve sobası olan, kuzinesi olan 4 kişilik 5 kişilik ailenin rahat rahat kalabileceği bir yer. Bakın iki tesis arasında bir yol var. 2 kilometrelik bir yol. Onu asfaltladık. Onda yürüyüş yolu var, bisiklet yolu var. Yine gençlik merkezlerimizde çocuklarımıza talepleri üzerine istedikleri kurs veriyoruz. İşte saz kursu, mandolin kursu gibi kurslar veriyoruz. Ayrıca Derince'de hem orta öğrenimde yani sanat okulunda ve üniversiteye giden çocuklarımız, inansiyah çalışması yapan çocuklarımıza da hem malzeme desteği veriyoruz hem de imalat desteği veriyoruz. Şu tesisi kurduk. Hem ameliyathanesi olan, bakımhanesi olan çok güzel bir tesis haline getirdik. Bunları bakımını yaptıktan sonra şehrin muhtelif yerlerinde bunlara kulübeler yaptık. O kulübeleri de onların hem yemeklerini ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Deniz Mahallesi'nin kentsel dönüşümü. Bunu gelir gelmez ele aldık ve insanlarla konuştuk. Orada %80 olur olarak Deniz Mahallesi'nin kentsel dönüşümüne makas başından eski karakolun olduğu yere 6 ada üzerinden başladık. Ve şu anda projeleri yapılıyor. Ayın 20'sinde inşallah bilgi geldi. İhale hazırlıklarını çıkacaklar. İnşallah 1-1,5 yıl içinde bu da bitince gördüğünüz gibi 3 katlı bir işlem haline gelecek ve hiç trafik birbirine değmeyecek. Modern hayvan satış ve kesim kurban yeri. Hemen Kadırgan'ın 500 metre karşısında işlemleri bitti. Projeyi de hazırladık. Ahırları yapıyoruz. Yanında misafirhanesi var. Planımızın projesiydi. Biz de bunu aldık ve profesyonel bir şekilde yürütüyoruz. Şu ana kadar 8500 öğrencimizi eğitim yıldan beri. Çünkü daha önce pandemi olduğu için bu hizmeti yapamadık. Ancak bundan önce biz geçeceğiz. Şimdi bir tek orada Sabancı kalacak. Sabancı'da yüksekokulda tahsil edip işte orada derecemizde bir yüksekokul kazandırmış olacağız. Okullarımızın projelerini yaptık. Anaokulunun uygulama projesi de yaptık. Dolayısıyla ilkokul, ortaokul, lise hepsi sahaları da olacak yani.